Gülümseten Marifetler YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizler için böyle yıldız modeli patiğimizin devamını sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videomda modelimizi ayrıntılı bir şekilde sizler için anlatmıştım. Şöyle yakından göstereyim. Sonrasında bir ikinci videomda devamını sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Bu videomda da patiğimizin bu şekilde devamını sizlerle paylaşacağım inşallah. Bu uç kısmını bayağı renkli olduğu için arka kısmını sade bir renkle yapmayı tercih ettim. Beyaz rengi kullandım. Şu uç kısmında kullandım. Bu patiğimizi evdeki kalan iplerimizle değerlendirmiş olduk bu modelimizde. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz iki renk kullanabilirsiniz. İsterseniz tek renkte kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ben evde kalan artık kalan iplerimi bu modelde kullandım. Yine bu modelimiz içinde yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum. İnşallah sizler de bu modelimden bol bol yaparsınız, sipariş alırsınız, kendi ayaklarınıza örersiniz. Çeyizlerinize yaparsınız inşallah. Bu modelimizi ben 37-38 ayak numarası için yapmıştım. Tığım 3 numara tığdı. Yine kısaca bilgi vereyim başlamadan önce. İplerim ise patik ipleriydi. Patik ipliği kullandım. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Yine bu videomun altına şu modelin ayrıntılı yapım videosunu açıklamalar kısmına videonun linkini atacağım. Oradan tıklayarak şu modelin ayrıntılı videosuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Patiğimizin şu arka kısmının yapımına geçelim. Başlamadan önce buradan tüm abonelerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi başlayalım. Şimdi şöyle şurada bitirmiştim ben. İpliğimi koparmıştım. Onu tam şöyle ortalayalım. Şöyle ortadan şu 6 tane ikili trabzan bırakacağız. Şu şekilde işaretleyelim. Şimdi buradan başlayalım örmeye. Bir, iki, üç zincir çekelim. Ve her trabzan başına böyle birer kez batarak ilerleyelim. Şu ipimizi de şöyle içinden yürütelim. Bu şekilde. Şu orta kısımda 6 tane ikili trabzan kalana kadar şu uç kısmına kadar ikili trabzanlarımızı tamamlayalım. Evet, ortadan 2, 4, 6, 6 tane ikili trabzanımızı bıraktık. Şimdi 3 tane zincir çekelim. Geriye dönelim. Ve yine her trabzan başına bir kez batarak ilerleyelim. Bakın bu şekilde. Yine bu uç kısma kadar gelelim. Sonrasında tekrar geriye dönelim. Bu şekilde git gel yaparak 10 sıra yapalım. 10 sırayı tamamlayalım. Şimdi ikinci sıramızdayız. Toplamda 10 sırayı tamamlayalım. Sonrasında topuk kısmının yapımına geçeceğiz. Toplamda 13 sıramız var. 3 sırada topuğu oluşturacağız. Onun öncesinde 10 sıra git gel yaparak örelim. Sonrasında son 3 sırayı sizlerle beraber öreceğiz inşallah. Evet, ben 10 sırayı git gel yaparak tamamladım. Şimdi 3 sırada da topuğumuzu oluşturacağız. Şimdi 10 sıra ördük. 11. sıramıza başlamadan önce
Toplam ikili trabzan sayımızı sayalım. Şöyle ortadan 6 taneyi ayıralım. Sağında ve solunda eşit miktarda ikili trabzanımız kalsın. 3 zincir çekerek yukarıya çıkalım ve ortadan ayırmış olduğumuz 6 tane ikili trabzana kadar ikili trabzanlarımızı örelim. İkili trabzanlarımı ortadan ayırmış olduğum 6 tane ikili trabzana kadar yaptım. Şimdi burayı tığımızın üzerine almadan birinciye battık. Bir kere de çekiyoruz. İkinciye batıp bir kere de çekiyoruz. 3 dördüncüyü yaptık. Beşinciyi yaptık ve altıncıyı yaptık. Sonrasında geri kalanları yine ikili trabzan olarak örmeye devam edelim. 11. sıramdaki ikili trabzanlarım sıra sonuna kadar geldim. Sonrasında 3 zincir çekerek 12. sırama geçtim. Yine ikili trabzanlarımı 12. sıramdaki ikili trabzanlarımı şu orta kısma kadar yaptım. Şimdi orta kısma geldiğimde şimdi birinciye battım, ikinciye battım. 3 ilmek var. 3 ilmeği birden topladım. İkinciye battım, üçüncüye battım. Üçüncüye diyorum. Üçüncüye ve dördüncüye battım ve 3 ilmeği birden topladım. Şimdi 5'inciye ve 6'ncıya battım. 3 ilmeği birden topladım. 1 2 3 4 4'üncü ve 5'inci ve 6'ncıya battım. Bu şekilde ikişer ikişer ilmekleri topladım. Sonrasında yine ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde tamamlayalım. 12. sıramdaki ikili trabzanları tamamladım ve 13. sırama geçtim. Yine ikili trabzanları orta kısma kadar tamamladım. Şimdi orta kısımdayım. Son sıramdayım. 13. sıramdayım. Birinciye battım. İkinciye battım. Üçüncüye battım. Tığımın üzerinde 4 ilmek var. 4'ünü birden topladım. Ve ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar yine ikili trabzanlarımı tamamlayacağım. Son sıramdayım. 13. sıramdayım. Sıra sonuna kadar geldik. Bu şekilde 13 sırayı tamamlamış olduk. 10 sıra git gel yaparak ördük. 3 sırada da topuğumuzu oluşturduk ve 13 sırayı tamamladık toplamda. Sonrasında şöyle patiğimizi şöyle ters çevirelim ve dikmeye başlayalım. Öndeki trabzanın başına, arkadaki trabzanın başına batalım. Bir kere de çekelim. Öndeki trabzanın başına, arkadaki trabzanın başına batalım. Bir kere de çekelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar böyle dikme işlemi uygulayalım. Böyle sonuna kadar tığımızda dikme işlemi uyguladık. 2 zincir çektim. Sonrasında ipliğimizi kopartıyoruz.
Bu şekilde çevirelim. Böyle patiğimizi dikmiş olduk, topuk kısmını. 3 sırada topuğumuzu oluşturmuştuk. O böyle bir ovallik sağlıyor. Ve ayakta çok güzel duruyor. Ayağı hiç rahatsız etmeyen bir topuk. Hani bu topuk şeklinde yapmanızı tavsiye ederim. Ayakta çok güzel duruyor. Evet, şimdi patiğimizi bakın bu şekilde bitirdik. Tamamladık. Şimdi şöyle ben kenarına şöyle bir oya geçtim. Kenar oyası yaptım. Yani siz farklı kenar oyaları da yapabilirsiniz. Ben bu kenar oyasını tercih ettim. Şimdi onu size göstereyim nasıl yaptığımı. Sonra kenar oyasından sonra patiğimiz artık bitmiş oluyor. Giymeye hazır. Şöyle ben arka kısımlardan başlıyorum genellikle. 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerini alalım. Yine aynı yere batarak 2 tane ikili trabzan yapalım. Bu şekilde. Sonrasında arada bir yuva boş bırakalım. Bir sonraki yuvaya batalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. Ve 2 tane ikili trabzan yapalım. Aynı yuvanın içine. Şu şekilde. Sonrasında yine bir yuva boş bırakalım. Diğer yuvanın içine direkt batalım. Yine 1, 2, 3 zincir çekelim. Sonrasında yine aynı yuvanın içine batarak 2 tane ikili trabzan yapalım. Zincirle beraber 3 tane oluyorlar. Şöyle arada bir yuva boş bırakalım. Bir diğer yuvanın içine direkt böyle batalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. Şimdi kenar ayağımız bu şekilde. Patiğimizin etrafını bu şekilde dolanalım. Evet, kenar ayasını ben tamamladım. Bakın bu şekilde. Ve bu patiğimizin de yapımının sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu modelimiz için de yine yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum. Bana her türlü fikirlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Şöyle ayakta duruş şeklinde göstereyim. Bu modelimizde ben elimde kalan ipleri kullanmıştım. Böyle rengarenk kelebek modelini kullandım. Tığ işi kelebek modelini yaptım. Bu şekilde patiğimizi de bitirmiş olduk. İnşallah sizler için eğitici ve öğretici, faydalı bir video olmuştur. Kanalıma giren, videolarımı izleyen, anlatımlarımdan yararlanan herkesi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Bana destek olan tüm abonelerime buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.